kader kader deyince ben kendime kızıyorum diye başlayan bir şarkısıyla genç kızların gönlünü fethetti kendisi. Murat Dalkılıç şimdi karşınızda. Kader 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 deyince kendime kızıyorum. Neden neden bu kalbime açılır? Popçu Murat Dalkılıç ayakkabı ve tişört koleksiyonu yapıyor. Tişört ve ayakkabı çok var. Evet, yani devamlı böyle başka başka giymek durumunda olduğumuz için, bir de tişörtlerde en böyle basit, en kolay şey olduğu için bol bol tişörtümüz ve ayakkabıyı da seviyorum. Özellikle ayakkabıya karşı ayrı bir ilgisi var Murat Dalkılıç'ın. Eskiden kadınların da, şimdi erkeklerin de olmaya başladı. Ama ayakkabı güzel bir şey ya. Yani ayakkabı hoş bir şey bence. Tamamıyla kıyafeti tamamlayan en büyük herhalde şey, aksesuar. Giyim kuşam bir yana müzikal başarılarına getirelim konuyu. Çok harıl harıl çalıştık ve çok fazla konserlerden arta kalan zamanımızı özel hayata değil de genelde işimize vermeye çalıştık. Yani 50 saat bilgisayarın başından kalkmadığımız zamanlar oldu. Bir de tabii hem maddi anlamda da çok şey sarf ettik. Hiçbir şeyi esirgemedik yani bu albümden. Bütün ekip olarak da herkes böyle bir o yola baş koydu bizimle, benimle beraber. Başarısının formülünü basitçe özetliyor ünlü popçu. Bu arada Murat Dalkılıç okulda aldığı eğitimi işine yansıtıyormuş. Çok da alışılmışın dışında değil de birazcık şey, diğer klipleri kontrol ediyoruz. Çok aynısı olmasın. Belki değişik bir şeyler bulabilirsek, içine ekleyebilirsek yapalım falan diyoruz. Bir de ben kendim de yönetmenliğini yapmaya çalışıyorum kliplerin. Sinema televizyon okuyorum. O yüzden birazcık meraklıyım o işlere. Hem öğrenmek amacıyla hem de kendi fikirlerimi tam olarak yansıtayım diye kendi kliplerimi çekmeye çalışıyorum. Çok daha iyi olacağımı iddia ediyorum. Çatlat, yeni hazine buldum, seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat, yüreğime ahtım var, seni bana yapacağım. Çatlat, yeni hazine buldum, seni sıkı sıkı saracağım. Slow şarkılar daha kalıcı Murat Dalkılıç'a göre. Kalıcı olanlar tabii slow şarkılar olur. İnsanların genelde bıkmadan dinlediği ve gerçekten hani sevgisini, aşkını, duygusallığını katarak yaşayabileceği durumları slow şarkılarda buluyor insanlar. Ve gece gündüz dinliyorlar. İşte o yüzden böyle hızlı şarkıların modu her zaman olmuyor. Sor gibi gel. Tabii demlenmedi ki ruhumuzun teri, büyümeyecektik, itiraf et hadi. Duygu yüklü romantik şarkılardaki güzel yorumu malum Murat Dalkılıç'ın. Peki acaba kendisi romantik mi? Romantik şarkılar dedik ya, romantik misiniz? Sayılmaz. Genelde kız arkadaşım beni arar, Murat'cığım bana çiçek alır mısın gelir. Çok sayılmaz ya, hiç öyle bir ilişki tarzı da yaşamadım. Yani ben hayata karşı daha çok romantiyimdir, yani daha çok duygusalımdır. Ama böyle bir Don Juan hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman da olmayı düşünmüyorum. Düşünsem bile olamam herhalde, beceremem. Bana komik geliyor, ben dalga geçiyorum biraz o gibi insanlarla. Romantik olan, hem kız hem erkek. Ne bileyim, çok fazla yapay geliyor bana. Murat Dalkılıç yepyeni bir projenin de haberini vererek veda ediyor ekibimize. Aslında dünyada şimdiye kadar, Türkiye'de değil de, Türkiye'de yapılmamış şeyleri seçiyoruz. Dünyada yapılmış olan
o önemli gösterilerden bir kolaj gibi benim konserimde toplayacağız. Ne güzel. Farklı bir konser olsun. Evet, evet. Farklı. Evet, aynen. Yine benim şarkılarıma uyarlanmış versiyonlar falan.